Şimdi İyi Parti'ye yönelik, İyi Parti binasına yönelik kurşunlama olayının hemen Cumhurbaşkanı'nın bir gece önceki bir televizyonla yaptığı yayın sırasında söylediği ifadeler. Çok kısa hatırlatalım. Evet. Çünkü toplumsal hafıza çok hızlı unutuyor. Yani niye biz bu kurşunlama olayını bu kadar üzerinde durduk? Hem Sayın Meral Akşener hem parti yöneticisi arkadaşlarım bizler ciddi manada bu işin arkasında durduk ve durmaya devam ediyoruz. Evet. Sebebi şu. Bir gece önceki şeyinde hatırlayın. Sayın Erdoğan, benim adım Tayyip. Benim soyadım da Erdoğan. Evet. Bunu unutmayın. Vesaire gibi bir argo, çok iyi bilmem lazım. Argo tabirle başlayarak daha sonra da konuşmasını yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Evet. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma diye konuşmasını tamamladı. Bu siyasette, yani bir ülkede lider pozisyonunda olan, cumhurbaşkanı olan, bakanı olan, milletvekili olan, bunları bırak. Bir mahallede muhtarlık yapan veya bir kahvehane işleten adamın bile, değil mi? Söylemeyeceği ifadelerle tehditkar bir tablo ortaya koydu. Hemen ertesi gün bu kurşunlama olayının olması, bizde daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı'nın çeşitli yerlerde, yani 2018 seçiminden önce mitingler sırasında Sayın Meral Akşener'i hapse göndermek, dokunulmazlığın yok, işte bedelini yargılanacaksın, hapse gönderme tehdit edişi. Evet. Rize'de bunlar senin daha iyi günlerin, bundan sonra bak bakalım başına neler gelecek şeyi ve Sayın Genel Başkan'ın evinin basılması gibi ve daha da önemlisi 2016 yılında hala gizlilik kararı alınarak sürdürülmeye devam eden bir dosya var. Evet. Yani FETÖ dosyası diyoruz. Hatta biz ona. Gizli tanıkların bile ve olduğu ifade PKK'lı ediyor. PKK'lı gizli tanık bile 2018'de şey yapmışlar. Dosya gizlilik kararı aldırmışlar. Dolayısıyla ne suçlanan ne onun avukatları dosyaya ulaşamıyor. Evet. Hala böyle bir tablo var. İfade vereyim diye kaç kez başvurdu. Evet, Sayın Genel Başkan kaç defa ifade vereyim dedi ama önemli olan şey şu. Her birini tek tek aldığında olay bir böyle hani bir reaksiyon gibi algılanabilir. Hayır, öyle değil. Sistematik bir çerçeveleme, sistematik bir baskılama, sistematik bir cendere altına alma süreci var. Ve biz bunun bir devamı gibi onu algıladık. Neden? Ya bir ülkede Cumhurbaşkanı çıkıp bir siyasi parti liderini ya da partiyi karşısına alır ve bu biraz önce söylediğimiz sözlerle bir şekilde tehdit eder ise bundan vazife çıkaracak bir sürü aşağıda insan vardır. Evet. Yani çok hep böyle geleneksel olarak bunları meczuplar falan derler ama bunun meczuplukla falan da alakası yok. Adam gayet profesyonel, gayet profesyonel. Yani ama ifadesi saçma sapan. İfadesinin ayrıntılarına girmeyeceğim. Tabii, ama yani İYİ Parti'yi hiçbir şekilde tatmin etmeyen bir durum bu. Ne ifadesi bir şekilde boşluklarla dolu, ne de bulunduğu yerden, yani yoldan 5 metre aşağıda olan kot farkı olan İYİ Parti'nin İstanbul İl Binası'nın giriş katına kurşunun girebilmesi mümkün değil. O kurşunların binaya gelmesinin, binanın camını delerek içeride koltuğa saplanacak kadar bir ivmeyle gelebilmesinin tek yolu var. O önündeki Ebeş yolunun, karayolunun İyi Parti binasına yakın olan tarafında ya araçtan ya da oraya inip karşılık olarak kurşunun atılmış olması lazım. Buna ilişkin görüntünün hala burada, ortaya çıkmamış olması. Bakın burada önemli olan başka bir şey var. Bizim kuşkularımızın temelini oluşturan. Daha bunlar ortadayken ve ifade vesaire henüz netleşmemişken İçişleri Bakanı'nın çıkıp bu olay basit bir olaydır. İşte hırsız kovalama sırasında ateş etmiştir de falan da gibi daha önce birçok vakada yaptığı gibi tutarsız ve olayı bir basit adi suç düzeyine indirme arayışını gördük. Anlatabildim mi? Daha önce bir gazeteciye saldırdığında da
yani bir partiyle ilişkili insanlar saldırdığında ben gayet iyi hatırlıyorum. Hemen o şey çıkıp bu bir şey çete olayı, bir toplu olay değildir. Bu istisnai bir şeydir deyip böylece onların tutuklanmaması yönünde idari yargıya mesaj gönderdiğini hatırlıyoruz. Şimdi dolayısıyla biz bu noktada dedik ki ha İYİ Parti şey altında yani ve Sayın Meral Akşener hedefte diye düşündük. Onun sonrasında da Sayın Genel Başkan çıktı. Bu konularda yani bunu ne için yapıyorsanız yapın. Korkutmak için mi yapıyorsunuz? Ya da bir şekilde yıldırmak için mi yapıyorsunuz? Bunlar bizi yolumuzdan çeviremez, şeyden götüremez. Döndüremez. Ve mecliste de gayet yani ciddi bir manada gayet etkili bir şekilde sadece İYİ Parti binasına yapılan saldırıyı değil, bugüne kadar Sinan Ateş'ten Uğur Mumcu'ya vesaire birçok ve birçok kadın cinayetlerini de kapsayacak şekilde bu Yasin Börüs'üne ve bütün o PKK ya da terör tarafından katledilen FETÖ terörü tarafından Ömer Halis bunları kapsayan bir çerçeve koydu. Evet. Çerçeve koydu. Böylece de yani siz eğer böyle bir istek içerisindeyseniz hedefiniz böyle bir şey ise İYİ Parti'ye yönelik olarak veya bana yönelik olarak biz buyuz. Biz bundan korkmuyoruz. Dün akşam Erdoğan bu konuya hiç girmedi. Biz şimdi muhtemelen, şunu biliyoruz. Muhtemelen. Eğer konuşmak istese bununla ilgili biz, soru mutlaka sorulurdu. Sevgili Çiğdem biz o ana kadar bugüne kadar yani bugün öğleden sonraya kadar meseleyi İYİ Parti ve Sayın Meral Akşener'in hedefe konulduğu onun üzerinden siyaset oluşturulmaya çalışıldığı bir olay olarak ben şahsen görüyordum. Aması var galiba. Ama şimdi CHP'ye saldırıda olunca yani saldırı olduğunu da nereden anlıyoruz? Vali işte diyor. Ya efendim, şeyden çıkmışlar da havaya ateş atmışlar. Ya bütün Anadolu'da bütün Anadolu insanı bilir. Bütün Anadolu insanı bilir. Birincisi bir yeri ürkütmek, korkutmak, baskı altına almak istiyorsanız bu şekilde davranırsınız. Korkutmak ve bir yani öldürmek istemiyorsanız bacaklarını sıkarsınız. Aşama aşamadır bu mesaj. Bu mafyatik hani mesajlar. Biraz önce Nazif değerli dostum Nazif'in söylediği gibi nedir? Racon kesmenin böyle kademeli bir şeyi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan olay bana artık ben şöyle okumaya başladım. Seçime doğru artık muhalefet bileşenlerine sistematik bir şekilde bu tip olayların çeşitlendirilerek yani hepsi için aynı şey olmasa bile ama sonuçta şiddet temelli seçmen tabanında yılgınlık, korku, dağılma yani o bunlar her şeyi yaparlar. Dolayısıyla bunlara karşı biz ne yapabiliriz gibi bir psikolojiyi yaratabilmek amacıyla yürütülen bir olay olarak algılıyorum. Anladım. Ve şu andan itibaren de böyle değerlendirmeye başladım. Evet. Ümit ederim ki bundan sonrası için bu tip olaylar eğer görmezsek iktidar burada İçişleri Bakanı vazifesini yapar. Bu konudaki failleri hepsini ortaya çıkarır. Ondan sonra da yargı bunun gerekli şeylerini, uygulamalarını yaparsa o zaman bu görüşümün yanlış olduğunu söylerim. Ama bunlar olmadığı sürece ve son olarak da şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Ben bir süredir televizyonlarda bu konuşmalarımda dün de mecliste bir konuşma yaptım. Orada da şunu söylüyorum. Bugün Türkiye'de adaletsizlik, yolsuzluk, ekonomik darboğaz vesaire bunlar kadar önemli bir şey daha var. Biraz önce gerek Elfin Hanım gerek Hüseyin kardeşim bunu çeşitli olaylar üzerinden değerlendirdiler. Bir şey var. Ne var biliyor musun? Türkiye'de artık ikili bir hukuk sistemi var. Bir, Adalet ve Kalkınma Partisi, daha doğrusu Cumhur İttifakı'na taraftar olan, onun destekçisi olan ya da onun yandaşı olanlara yönelik uygulanan bir yandaş hukuku. Bir de AKP, Cumhur İttifakı'na, AKP'ye karşı eleştirel konumda olan ya da bir şekilde hoşlarına gitmeyen ifadeler gündeme geldiği zaman bunlara da düşman hukuku uygulanıyor. Ve bu yandaş hukuku ve düşman hukuku uygulamalarına da
vesayet altına aldıkları, maalesef vesayet altına aldıkları yargı hizmet ediyor. Türkiye'nin bugün bana göre en büyük sorunlarından birisi, en az ekonomik sorunlar kadar, en az sığınmacı sorunu kadar, en az şeyler kadar problem, bu problem. Çünkü bu problemi çözmediğimiz takdirde insanlarımız normal hayatlarında göstermeleri gereken refleksleri, reaksiyonları ve söylemleri asla gündeme getiremeyeceklerdir. Tabii biz İYİ Parti olarak ve diğer Millet İttifakı'nın bileşenleri bu şeyin, çerçevenin ya da bu uygulamaların kesinlikle sonuç vermemesi için uğraşacağız, sonuna kadar uğraşacağız. Sayın Genel Meral Akşener'in dünkü toplantıda gayet işte bu Ömer Çelik'in falan da böyle biraz şey yaparak, yakışıksız abartarak ifade ettiği şekilde, evet, şekilde ortaya koymasının gerekçesi iktidarı bu noktada daha ileri gitmemek, peki, diğer olayları desteklememek ve böylece ona yakın zeminde, aşağıda ona yakın grupların veya insanların biraz önce konuştuğumuz gibi olaylara bir şekilde tevessül etmesini engellemek. Peki. Ve seçimlerinde demokratik ve bir hukuk nizamı içerisinde gerçekleşmesini sağlamak.